Arkadaşlar selamlar. Bugün bayağı böyle puslu, sisli bir hava içerisindeyiz. Bursa Uludağ Swiss Otel'deyiz. Ve geliş amacımız Alpine 110 serisi için. Bunun bir lansmanı düzenleniyor bugün burada. Ortalama 3 gün sürecek bir etkinlik. Biz şu anda ikinci günündeyiz. Aslında dün gayet günlük güneşlik bir hava varken bugün bayağı sis çöktü Uludağ'ın üzerine. Normal şekilde planlanan etkinlik içerisinde, şimdi arada görüntülerine giriyorum zaten size. Otomobillerle biz bayağı bir eğlendik, gazladık, konuklarımızı misafir ettik. Onları da çok güzel eğlendirdik. Çekim için ancak bugün zaman yaratabildik açıkçası. Ortalık birazcık sakinken ve aslında atmosfer de çok güzelken. Ve sizinle birlikte bir A110 GT modelini inceleyelim istiyorum. Şu anda etkinlik alanı içerisinde aslında birçok modeli bulunuyor Alpine'in. Görüntülerde de gördüğünüz üzere. Biz şu anda A110 GT modeli üzerinden gideceğiz. Zaten bilenler bilir. Monte Carlo'da, Le Mans'da çeşitli başarılar elde etmiş, şampiyonluklar elde etmiş bir marka Alpine. Formula 1 de var tabii bunlara ek olarak. Ülkemize de resmi şekilde ilk kez giriş yaptı. Daha önceden özel ithalatla gelen modelleri olmuştu fakat ilk resmi girişi. Instagram adreslerini yazıyorum. Onları da takip etmek isteyebilirsiniz. Etkinlik içerisindeki Alpine modelleri 252 beygirden 300 beygire kadar değişiyor. Bunlar arasında yanında bulunan Alpine A110 GT modelimiz var. Bir de ek olarak turuncu renkte şu an görüntüde gördüğünüz çok güzel görüntüye sahip Aero Body kitli bir Alpine A110 S modelimiz var. 300 beygir gücünde. Şimdi tekrardan yanımızdaki modele dönelim biz en iyisi. Oldukça kar da yağıyor. Artık üzeri tamamıyla kapanmadan incelemeye başlayalım isterseniz. İlk olarak jantlardan ilerleyelim istiyorum ben. Burada hatta fren kaliperlerinden ziyade fren diskinde dahi bir detayımız var. Diskin üzerinde Alpine yazısı güzel bir şekilde işlenmiş durumda. Benim çok hoşuma gitmişti. Ön taraftan arkaya doğru baktığımız zaman aslında klasik Alpine çizgilerini de koruyan bir otomobil. Zaten şu an görüntüde gördüğünüz gibi organizasyona Fransa'dan özel olarak Alpine'in Berlinet modeli de geldi. 1976 modeldi yanlış hatırlamıyorsam. Tıpkı onun bütün çizgilerini üzerinde görebiliyoruz yani. Şimdi hadi bir cold start denemesi yapalım. Hatta bayağı bir cold start denemesi yapalım. Gerçekten çok güzel bir ses alacağımızı düşünüyorum bu soğukta ve bu havada. Bakalım. Telefonum çalıyor. Alo. Kanka bir video çekiyorum. Arayacağım ben seni. Tamam. Tamam. Kapattım. Hadi. Okey. Hazırsak start stop düğmemize basıyorum. İçinde bulunduğumuz GT modelinde kullanılan koltuklar Sabelt marka. Genellikle böyle çok alışkınız Recaro gibi markaları görmeye ama Sabelt kullanılmış ve gerçekten çok kaliteli. Koltuklar her ne kadar spor koltuk olsa da üzerinde gerçekten premium sınıf çok kaliteli bir deri kullanılmış. Dikişleri, işlemeleri her şey gayet güzel bir şekilde. Bununla birlikte orta konsola döndüğümüz zaman vites seçicisi buton olarak tercih edilmiş. Drive modu, neutral modu ve reverse olarak 3 farklı modda buradan seçiminizi yapıyorsunuz. Otomobilinizi buradan çalıştırıyoruz. Çalışmasının ardından da kullandığınız stile göre bir mod seçimi yapacağınız zaman direksiyon üzerinde sport tuşumuz var. Bir kez bastığınız zaman spor moduna geçiyorsunuz. Bir miktar uzun şekilde bastığınız zamansa track moduna geçiyorsunuz. Göstergelerde değişikliği görüyorsunuz ve otomobilin devir, su sıcaklığı, turbo basıncı gibi detayları da buradan takip edebiliyorsunuz. Bununla birlikte otomobilin göğsünde orta kısımda kullanılan ekran gayet yeterli ve güzel bir ekran. Çok büyük beklenti içerisinde davranmanıza gerek yok. Aynı zamanda bu multimedya sistemini besleyen Focal marka gayet güzel bir müzik tesisatımızda bulunmakta. Ve otomobil içerisinde çok fazla aşırı bir detay, lükse kaçan çok büyük detaylar yok aslında. Tamamıyla sürüşe odaklı tasarlanmış bir durumda. Direksiyonun tutuş şekli, direksiyon üzerindeki düğmeler. Hatta size şöyle bir örnek verebilirim. Normalde genellikle bizim standart kullandığımız otomobillerin %90'ında hız sabitleme düğmesi, işte hız limitleme düğmesi nerede? Direksiyon üzerinde. Alpine'de bu park freninin hemen altında şurada görmüş olduğumuz butonlar üzerine yerleştirilmiş. Eğer bir hız sabitleme durumu söz konusu olacaksa buradan aktif hale getirip direksiyonunuzdan sadece seçimini yapıyorsunuz. Ek olarak göğüste kullanılan renk çok güzel. Gerçek karbon kullanılmış detaylarımız mevcut. Kendi fiyat skalasına bakıldığı takdirde bununla eşdeğer ya da yakın hazları verebilecek bir takım otomobiller olsa da lükse boğulmuş şekilde. Bu otomobil bunlar arasında gerçekten sadeleştirilmiş bir pozisyonda. Tamamıyla sürüş odaklı ve gerçekten tadını çıkararak kullanabileceğiniz, ortadan motorlu olmasını tekrardan burada vurgulamış olayım. Çok keyif alabileceğiniz, tamamıyla sürüş odaklı ve keyif odaklı bir otomobil. Aynı zamanda bir de kapılara temas etmek istiyorum. Otomobilin dış rengiyle senkron olabilecek şekilde iç kısımda da
Gövde rengi devam ediyor arkadaşlar. Bununla birlikte hemen kenar kısımlarda da Fransa bayrağını görebiliyoruz. Okey. Şimdi bu otomobil tabii ortadan motorlu bir otomobil olduğu için hem ön tarafta hem de arka tarafta bizim kullanabileceğimiz alanlar söz konusu oluyor. İlk olarak ön taraftan başlayalım. Ön tarafta da bir bagajımız mevcut ama tabii bunu biliyorsunuz artık frank olarak adlandırıyorlar. Hemen açalım bir bakalım. Yes, açıyorum. Evet, pistonlarla güçlendirilmiş şekilde bir bagajımız mevcut. Buraya maksimum işte basit bir seyahat tipi çanta. Tabii o da belli hacimler dahilinde ve işte laptop çantası gibi, spor çanta gibi küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Öyle büyük hacimli bir ön bagajımız yok. Şimdi arkaya geçelim. Arka bagajımızda Renault Clio'larda olduğu gibi hemen plaka aydınlatma grubunun olduğu yerdeki butona basarak açılıyor. Havaya doğru kaldırıyorum. Hemen şöyle yakından inceleyelim. Otomobile birlikte gelen yol yardım seti gibi eşyalarımız var. Gördüğünüz gibi çok aşırı kullanışlı gözükmeyen bir yapıya sahip. Buraya maksimum işte bir tane spor çantası bir de laptop çantası koyarak seyahatinizi sürdürebilirsiniz. Ya dediğim gibi aynı iç mekanda bahsettiğim gibi otomobil tamamıyla sürüş odaklı olduğu için hani öyle kişisel eşyalarınızı doldurup böyle sabit şekilde sürekli yanınızda gezdirme gibi olana sahip değilsiniz aslında. Hobi otomobili gibi ve tadını çıkarmak için kullanabileceğiniz bir otomobil. Otomobilin sportif özelliklerine bir ekleme daha yapalım. Yarış otomobillerinde bildiğimiz gibi bu otomobilin de aslında alt tarafı tamamıyla düz bir şekilde. Böyle girintili çıkıntılı detaylar yok. Difüzör de tabii orta tarafta olduğu için bu otomobilin aslında arka tarafta bir kanada ihtiyacı yok. Ama illaki isterseniz işte AeroKit'ten bahsetmiştim az önce. AeroKit satın alarak otomobili bunu ekletebiliyorsunuz ama herhangi bir şekilde bir kanat eklentisi falan olmadan son derece güvenli bir şekilde bu otomobili yüksek süratleri, 250 km gibi süratleri gayet rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Olumsuz hava koşullarından dolayı bayağı böyle hızlandırılmış bir anlatım yapmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Ben anlatırken otomobilin geldiği hali bile görüyorsunuz ama sizi böyle içeriksiz bırakmak istemedim. Ayrıca içerik üretmediğim zaman ben de tembelleşmeye başlıyorum. Atmak istedim yani bu videoyu kesinlikle. Okey, hızlandırılmış özet bu şekildeydi arkadaşlar. Ben daha fazla üşümeden videoyu sonlandırmak istiyorum artık. İlerleyen videolarda yeni otomobillerle birlikte tekrardan görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.